Rahman, Rahim olan Allah adına, Allah'ın adıyla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sözüme mübarek Kur'an'dan bir ayetle başlayayım. Burada aşırı okuyan kardeşimin okuduğu ayetle başlayayım. Bismillah. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Muhammed bir elçiden başka bir şey değil. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا غَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ. O ölür ya da öldürülürse, siz ölçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? فَمَنْ يَنْغَلِبُ عَلَى اَقِبَيْهِ فَلَمْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Kim böyle yaparsa iyi bilsin ki Allah'a hiçbir zarar vermiş olamaz. وَسَيِّجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ. Ama Allah şükredenleri ödüllendirir. Öyle bir ayet niye böyle bir cümleyle bitersiniz ya? Şükür nedir'in tarifini görmüyor musunuz bu ayetin içinde? O ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Ölür ya da öldürülürse. Öldürülmedi ama öldü. Ökçelerimizin üzerinde gerisin geri dönme ihtimalimiz var mıymış? Varmış. Varmış ki dile gelmiş. Hem de dile getiren Rabbimiz. Peki o zaman bu ayet özelinde şükür nedir? Neye şükredeceğiz? Peygamber gönderişine. Peygamberden dolayı bir şükür borcumuz var mı Allah'a? Sevgili Efendimiz'i bize gönderdiği için bir şükür borçlu muyuz? Hem de bir değil bin şükür borçluyuz. Öyle bir Resulü seçip önümüze rehber ettiği için Rabbimize çok büyük bir teşekkür borcumuz var. Peki, peygamber gönderdiği için, hele bir de böyle bir peygamber gönderdiği için Allah'a teşekkürü nasıl ödeyebiliriz? Hiç sordunuz mu? Biz bu teşekkürünün şeklini yine Kur'an'da buluyoruz. Nerede buluyoruz? Nerede? Bir peygamber iki tür ölür. Bir bedeniyle, iki misyonuyla. Bir peygamber iki tür öldürür. Bir bedenine yönelik bir suikastla, iki misyonuna yönelik bir suikast. Söyler misiniz? Biz sevgili Efendimiz'e ne yaptık? Evet. Bu soru avucumuzda dursun. Elde var. Ayeti bıraktığım yerden devam edeyim. Bir de sevgili Resulümüzden bir söz nakledeyim. Kur'an'ın eleğinden geçen muhteşem bir söz. İşte hadis bu. Hani hadis düşmanıyım ya. Bir daha hadis okuyayım bakayım. Hadis düşmanı nasıl hadis okuyor? La tutruni kema etriyebne Meryem. Beni Meryem'in oğlunu uçurup kaçırdıkları gibi uçurup kaçırmayın. İsa'ya yaptıklarını bana da yapmayın. İsa'yı Allah'la yarıştırdıkları gibi siz de beni Allah'la yarıştırmayın. Allah'tan çaldığınız kimi sıfatları İsa'yı sevenlerin İsa'ya yaptığı gibi beni sevenler de bana yapmasınlar. Ya ne yapın? Evet. Fe innemâ ene abdun. Ben sadece bir kul.
وَقُولُوا لِي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُ. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve Resulü. Ne güzel değil. Kıymete kanaat etmeyenlerin belasını çekiyoruz. Bakın. Peygamber tasavvurumuz harika bir isim seçmiş arkadaşlarımız. Teşekkür ediyorum huzurunuzda. Peygamber tasavvurumuz, tasavvur algı demektir yeni Türkçe'de. Peygamber algımız aynı şey. Peygamber algımız deyince aklınıza ne geliyor? Ben o kadar çok şey gördüm ki. Ben o kadar çok şey yaşadım ki bu peygamber algımız konusunda. Üç Muhammed'in girişinden nakledeyim size biraz. Üç Muhammed'i nasıl yazdım biliyor musunuz? Üç Muhammed'in çıktığı tarih 2000. 15 yıl. Ama aslında yazılmaya başladığı tarih 1993. 7 yıl yazımı sürdü. Beni Üç Muhammed'i yazmaya sevk eden şey bir vaazdı. Bir camiye girdim, sanırım cuma için idi. Hatip konuşuyor. Tam da 93 yılı malum efendim. Ortalık bayağı bir hareketli, hayli hareketli. Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda hayli hareketlilik var. Efendim, ve şimdi bağırıyor adamcağız. Allah'ımız bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir dedi. Ben orada, tabii. Ben orada içimden soru soruyorum. Peygamberimiz bir mi? Gerçekten aynı peygamberi biliyoruz. Mesela bana inandığın peygamberi 30 sıfatla tarif et deseler, desek. Bir sokak röportajı yapsak. Ne çıkar ortaya? Bana inandığın peygamberi tarif et. Evet. Çoğunlukla Allah çıkar. Kısmen ondan daha çok melek çıkar. Ondan daha çok büyücü çıkar. Sihirbaz. Vallahi sihirbaza adam peygamber diye inanıyor. Kendi peygamberini sihirbaz ilan etmiş. Sihirbaz çıkar. Ondan biraz az kral çıkar. Altın taçlı, ipek kaftanlı, zümrüt tahtlı, ortada böyle pırıl pırıl parlayan, etrafında bir sürü adamıyla tantana şaşa, anlatabiliyor muyum? Altınlar, gümüşler içinde yüzen bir sultan çıkar. Anlatabiliyor muyum? Adamın peygamber algısı bu. Bazılarında ışın çıkar, ışın. Mor ötesi, kızıl ötesi falan var ya ışınlar. Görüneni var, alfa, beta, gama var ya. O da bir ışın türü. Tıpkı böyle ışınlardan Nur-u Muhammedi'yi duymadınız mı? Bu tez aynen, yani biraz değiştirir de alır değil mi adam? Yani orasıyla burasıyla oynar da çalındığı yer belli olmasın diye. Aynen alındığı yer zerdüştlüktür. Arda Virafname'nin aslından tercümesi yeni yayınlandı. Gidin alın bak. Zerdüştlüğün iki numaralı metnidir. Bir numara Avesta'dır. Zerdüştlüğün kendi metinleri. İkincisi Avesta'nın tefsiridir Arda Virafname. Arda Viraf'ın mektupları, tefsiri. Alın, harika bir tercümesi. Yeni yayınlandı. Asli, orijinalinde. Aynen alınmadır. Hiç şey yok yani. Zerdüştlüğün bir hikayesini, yani ateşe taparlığın bir hikayesini alıp da peygamberimize nasıl... Bunu ilk alan da Sünniler değil, Şia. İlk alan ve uygulayan Şia. Hazreti Ali'ye uygulamışlar. Nur-u Ali'yi siz bilmiyorsunuz. Nur-u Ali hikayesi Nur-u Muhammed'i hikayesinden önce çıktı. Tabii, tabii. Onu eğer
dikkatle bakar, dikkatli okursanız son eserimde, Kur'an'ı anlama yöntemi, tefsir usulünde bu konuda bayağı güzel bir bahis var. Nuru Ali bahis. Hem de kaynaklarından aldım, kendi kaynaklarından, kendi tefsirlerinden. Dolayısıyla Nuru Muhammed'i oradan iktibas, yani ikinci çalıntı. Önce Şia şeyden çalmış, Zerdüşt metinlerinden, Sünniler de Şia'dan çalmışlar. Anlatabiliyor muyum? Yalanı kopyalıyoruz. Gerçeği değil. Biraz önce değerli dostum çok güzel bir laf etti. Peygamberine iftira etmeni kime yetmez ki? Kime yetmez ki? Bu ümmet en çok iftirayı Allah'a ve peygamberine etmiş bir ümmettir. Üzülerek söylüyorum. Sevindiğimi falan çıkarmayın bundan. İçim kan ağlayarak söylüyorum. Niye bu haldeyiz sorusunu sorun. Elimizde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken, Rabbimiz İslam gibi bir nimeti bu ümmete emanet etmişken niye böyleyiz diye sorun, cevabı buradadır. Evet. Gerçekten peygamberimiz bir mi sorusunu sordum orada. O soru peşimi bırakmadı. 93 yıl. 7 yıl 3 Muhammed'i yazdı. 2000 yılında da yayınlandı. Tabii şimdi elhamdülillah kolay. Ondan sonra sağ olsun dostlarımız çok güzel kitaplar yayınladılar. İbrahim Sarmış hocamız o güzel, harika eserini yayınladı. Mehmet Azimli kardeşim o güzel eserini yayınladı. İsrafil Balcı o güzel eserini. Çok güzel eserler geldi. Ama taşı yiyen Allah'ın Mustafa kulu oldu. Her zaman olduğu gibi. Koçbaşı. Efendim, tüm taşlar bana geldi. Göğsüm siper. O kardeşlerim helali hoş olsun. Yeter ki gelsinler bir yerlerden. Yeter ki bu çizgi devam etsin. Ama taşı yiyen yine Allah'ın Mustafa kulu oldu. Yani böyle ilk çıkışın böyle bir acısı vardır. Acısı var. Aynı şeyi imamlar ve sultanlar da yaşadı. Aynı şeyi. Yaktı ki Mevdudi'nin hilafet ve saltanatından başka o alanda eser yoktu. Maşallah. Ondan sonra yani saltanata giden yolda Muaviye gibi harika eserler yazıldı. Ama ondan sonra, çok sonra. Konya'dan akademisyen kardeşlerimiz yazdı, İstanbul'dan yazdılar, diğer yerler. Çok güzel eserler ama imamlar ve sultanlar yazarı taşı yedi. Sen misin efendim? Bu ayrımı yapan, sen misin bizim cici Emevilerimize laf söyleyen, sen misin bizim Muaviye'mize laf söyleyen? Hadi bakalım, çıkışın içinden çıkacaksınız, çıkabilirsiniz. Aynı şey Yürek Devleti için de geçerli oldu. Yani kitap kurbanları, tesbih kurbanları, silah kurbanları. 89'un ortamında bunu dile getirmek, bunu eleştirmek zordu. Gerçekten zor. Aynı şey Yahudileşme temayülünde 94 yılında yaşadık. Efendim. Dolayısıyla yani orada hem 19'culuğun efendim problemlerini sergileyeceksiniz hem de sahte mehdileri dökeceksiniz ortaya. Anlatabiliyor muyum? Yani ve hem de cifirciliği dökeceksiniz. Cifirciliğin ipliğini attıracaksınız tabiri caizse. 94 gibi erken bir tarihte. O zaman millet cifre iman ediyor. Cifre laf söyletirler mi? Adam Allah'a laf söyle, cifre söyleme. Niye? Cifre söylediğin zaman adamın altındaki toprak kayıyor çünkü. Zemini o. Tüm zemini oraya kurmuş. Sen cifrin ne mal olduğunu ortaya döktüğünde adamın zemini gidiyor. Anlatabiliyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi zor, zor, zor. Sabikun el evvelun olmak zor. Büyük bedel istiyor. Ama inşallah Rabbin katında ecri de o oranda bol olur. İnşallah. Dostum yeni umreden gelmiş. Heyecanla anlatıyor. Akliye sahiline bir
Abimiz rahmetli oldu, gitti. Allah mağfur etsin, taksiratını affetsin. Tasavvuf ehli. Ondan sonra tabii iç yüzünü gördü, şükür. O da taharet etti de. Ama diyor, çok heyecanlı. İsim vermeyeceğim. Meşhur, çok meşhur bir şeyh efendinin torunu olur, kendisi de şeyhtir. Medine'de ikamet etmektedir. Arkasına müritlerini takmış, Uhud'a gidiyor. Uhud da heyecanla, samimi olduğunu da düşünüyorum yani. Çünkü aksi delilim yok, ne diyebilirim ki? Kimsenin kalbine açıp bakmadım nihayetinde. Samimi olduğunu düşünmek hüsnü zandır, öyle düşünmek lazım. Ama samimiyet yanlışı doğru kırmaz. Hiçbir samimiyet batılı hak kılmaz. Bu çok önemlidir. Bakın bu ikisini ayırt edelim. Samimiyetle batıl hak olmaz. Anlatabiliyor muyum? Nice batıl ehli vardır ki hak ehlinden daha samimi olabilir. Döndü diyor. Şimdi o da arkasında. Bize dedi ki diyor, mübarek, o mübarek. Saygıya bakar mısın diyor, saygıya bakar mısın Mustafa'cığım? Dedi ki, sizden istirham ediyorum. Sol ellerinizi gömleğinizin içine saklayın. Kendisi diyor, bir düğmesini çözdü. Şöyle sol elini diyor, böyle sakladı. Çünkü buralar Peygamberimizin ayak bastığı yerler Uhud. Peygamberimizin ayak bastığı yerler sol ellerimizi görmesin. Dedim bunu söylerken aklı başında mıydı? Şekeri falan yükselmiş olabilir mi? Normal miydi yani? Bildiğim kadarıyla bu zat Medine'de mukim. Ve bu zat hemen hemen beş vakit namazını Peygamberimizin mescidinde hem de yanında kılıyor. Sol elini ne yapıyormuş bir sorayım size. Şimdi bu bir hassasiyet midir? Problem bu. Asıl burada şeytanın sağdan yaklaşması var ya. Şimdi bu bir saygı mıdır? Böyle bir saygı türü olabilir mi mesela? Böyle icat edilmiş saygılar neyi örter? Soru budur aslında. Aslında doğru soru budur. İcat edilmiş her bid'at saygı aslında bir başka sorumluluğu örtmektedir. Bunlar sorumluluk yorganıdır. Sorumluluk örten yorganlardır. Yapmadığınız başka sorumluluklar vardır. Mesela ilim gibi. Mesela Allah Resulü'nün davasına salat gibi. Destek gibi. Mesela Allah davasına malınla, canınla destek vermek gibi. Anlatabiliyor muyum? Mesela kafa patlatmak gibi ümmetin derdini çözmek için. İnsanlığın sorunlarından bir tanesini halletmek için risk almak gibi. Mesela emek vermek gibi. Canım en basit söyleyeyim. Emek vermek gibi. Emek vermek. Bana deseniz ki Allah'ın Mustafa kulu sevgili efendimizi bana bir kelimeyle tarif et. Bir kelime olsun ama size şunu söylerim. Emek. Emek insanı. 23 yıllık nübüvvet hayatına bakar mısınız? Bir bakar mısınız Allah aşkına? Tatil yok. Durma yok. İzin yok. Emeklilik yok. Hiçbir şey yok ya. Doyası yeme yok. Doyası uyuma yok. Doyası gülme yok. Doyası eğlenme yok. Hatta bazıları tadımlık yok. Sevgili annemiz Ayşe. وَلَا تَبُدَّنَّ عَيْلَيْكِ ayeti inince diyor. اِلَا مَا مَتَّعْنَ عَيْلَيْكِ onlara verdiğimiz dünya mallarına gözünü dikme. Dönüp de bakma. Ayeti inince diyor. Çok sevdiği şeylere bakmaktan vazgeçti diyor. Kırmızı deveyi çok severdi. Arap o
Yağız adları çok severdi. Fakat sanki bir ayıp işliyormuş gibi onları görünce daha sonra bu ayetten sonra gözünü yere indirmeye başladı. Hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrabi. İyilerin iyiliği Allah'a yakın olanların günahıdır demişler ya. Allah'la ilişkiniz rafineleştikçe, Rabbinizle ilişkiniz böyle daha sıcak oldukça, acaba Rabbimi üzer miyim dediğiniz konular bile sizin için günah gibi görünmeye başladı. Değil ayıp oldu. Günah değil. Hani öyle diyor ya sevgili Ali, Allah bize haramları yasakladı. Biz gönüllü olarak onun mübahlarından da geçtik. Öyle bir şey. Onun için bu sol el, sol elimizi ne yapmalı meselesi değil bu aslında. Bununla neyi örtüyor insan? Yani Uhud da bu kitleye, arkasına döktüğü kitleye vereceği bu muydu? Uhud'da. Düşünsenize, o kadar çok ibret var ki Uhud'da. Sırf Okçular Tepesi'ne gel, Okçular Tepesi'ne, dur Okçular Tepesi'nde, dön, dön müritlerine, de ki, hepinizin tepesi vardır, Okçular Tepenizi bekliyor musunuz? Herkes kendisine sorsun. Cümle ya, sol elini ne yapmalı? Kolunu kessen hiçbir halt olmaz. Bırak. Gömleğin içine saklamayın. Hiçbir halk olmaz. Dön ve söyle. De ki, ey müritlerim, Okçular Tepenizi koruyor musunuz? Yoksa ganimeti görünce indiniz mi aşağı? Dede, senin alnından öpeyim şey. Demez. Niye demez biliyor musunuz? Demez. Bunu dediği anda artık sistem bozulur. Alttan post gider. Bunu dediği anda muhatapları düşünmeye başlar çünkü. Düşünmeye. Onları düşünmeye sevk etmiş olur. En son isteyecekleri şeydir. Onların düşünmesi. Onların akliyet sahibi olması. Onların özne olduğunu hatırlaması. Onların irade kullanması en çok, en son isteyecekleri şeydir. Niye? Mürit aslında çok ilginç bir ironi değil mi? İrade eden demek. Son kez iradesini kullanmış, son kullandığında da şeyine vermiş. Bir daha da kullanmamış. Bir daha lazım olmaz çünkü. Onun için bakınız probleme, bakar mısınız problemin temeline? Ben çok yerde çok farklı şeyler gördüm. İlginçtir. Özellikle tefsir dersi, 16 yıllık tefsir dersi müddetince işte ekranlardan da verildiği için biraz top hocaya döndürdüler beni. Hafızan Allah, hafizan Allah efendim. Şimdi de öyle. Çıkıyorum böyle bir selfie çekelim hocam falan diyorum. Ya ben popçu mu zannettim, popçu mu zannettim? Karıştırdım galiba efendim. Ama kurtuluş yok. Ama siz böyle yapmayın. Şimdi gelir hocam samimi ya peygamberimizin rüyamda gördüm beni derviş anlat bakayım derim peygamberimiz nasıldı bana bir tarif et rüyasında gördüğünü tarif eder sen hangi şeyhe bağlısın derim falan der. Şeyhine benziyor değil mi? Tıpkı oydu hocam. Bir, iki, üç, dört, beş. Hepsi de mi şeyhine benzer? Her birinin şeyhine benziyor. İşin, bu şeyleri yan yana diz, hiçbiri birbirine benzemez. Ya peygamberimiz hangisi şimdi? Sen neyi gördün şimdi? Sen şeyhini görmüşsün kuzu. Sen peygamberi Kur'an'da görürsün, rüyanda değil. Kur'an'da.
Kur'an'da göremezsen hiçbir yerde göremez. Zira gördüğün her sakallı peygamber zannedersin. Kur'an'da göremezsen gördüğün her sakallı peygamber zannedersin. Hatta şeytan sana gelir peygamberim der. Hocam hadis var, şeytan peygamber kılığına giremezmiş. Peygamberin kılığını sen ne zaman gördün? Ve giremeyeceğini nasıl ölçeceksin? Hayatta bir kez yaşarken görseydin veya vesikalık fotoğrafı gelseydi bize, derdin ki şuraya karşılaştırırdın, ya benim gördüğüm buna benziyor veya benzemiyor. Bir de peygamberin kılığını hiç görmedin ki sen. Gerçek hayatta görmediğine benzeyip benzemediğini nereden çıkaracaksın? Şeytan ben peygamberim diyemez diye bir şey yok ki. Onun kılığına giremez. Onun kılığına girdiğini iddia eden yok ki. Bir sakallı görmüşsün. Ebu Cehil de sakallıydı. Ebu Leheb de. Ya Ebu Cehil gelmişse senin ziyana? Sakallıydı, sarıklıydı, hiç tereddütünüz olmasın. Ebu Leheb de sakallıydı, sarıklıydı, hiç tereddütünüz olmasın. Yani peygamberimizin kıyafetiyle o çağdaşlarının, müşriklerin kıyafetleri arasında bir fark yoktu. Peygamberimiz özel bir kıyafet falan giymiyordu. Peygamber üniforması diye bir üniforma duydunuz mu siz? Duydunuz mu? Ne Mekke'de ne Medine'de. Yok böyle bir şey. Peygamberimiz aksine üniformaları çıkartmak için geldi. Üniforma giymek için değil. Onun için geliyordu adam bedevi, Resulullah'ı duymuş, böyle yana yana geliyor. İman edecek. Baktı, çıkaramadı. Hanginiz Muhammed dedi. Hanginiz? Orada oturuyor Allah Resulü. Yani ne kıyafetinde bir farklılık var, ne saçında sakalında bir farklılık var, ne oturduğu yer çok özel, abartılı, anlatabiliyor muyum? Hanginiz Muhammed demek zorunda kaldı. Dolayısıyla böyle bir peygamber algısı var. Pakistan ziyaretlerinden birinde, birçok ziyaretim var Pakistan'a, alt kıtaya daha doğrusu, birçok yerine, Keşmir'e, şuraya, buraya, çeşitli vesilelerle hayli gittim geldim. Bir ziyaretim sırasında abdest alıyorum, şey gözüme ilişti, böyle şadırvanda. Şadırvanın efendim ortalarına yakın bir yerde bir zincir var. Zincirin ucunda bir odun var. Şöyle önce çakmadım, affedersiniz, yani farkına varmadım ne işe yarıyor acaba. Efendim bir tanesi geldi, odunu aldı, bir salladı. Ondan sonra bir başkası geldi, ona koltuk vurdu. O da yapsın diye. O da alıp sallayınca anladı. Misvak. Sivak-ı muallaka diyorlar Araplar ona. Sallanan misvak. Şimdi gelen bir sallıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu sünnet oluyor. Şimdi İslamoğlu sünnet düşmanı ha. Ya ay sizi odunlar mı? Allah Resulü'nün sünnetini ne hale getirdiniz? Allah Resulü'nün ağız bakımı ve temizlik için koyduğu muhteşem bir ilkeyi siz pisliğe nasıl döndürdünüz böyle? Nasıl ettiniz de bir ilke tam tersine hizmet eder mi? Demek ki dostlar şunu görüyorum. Bir şeyi anlamadan uyguladığınız zaman onun tam tersine hizmet edebilirsiniz. Eğer bir şeyi anlamadan uygularsanız tam tersine hizmet edebilirsiniz. Bu işte tam böyle bir şey. Çok ilginç. Tam da böyle bir şey. Onun için çok bir hacım sırasındaydı. Yılını tam hatırlamıyorum. 98 olabilir, 2000 olabilir, 2002 olabilir. Efendim, hacım sırasında Sevr'e çıktık. Sevr'de Güney Afrikalı, bilmiyorum, emin değilim, bozuk bir Arapça konuşuyorlar. Cezayirlerin Arapçasına da benziyor, Faslıların Arapçasına da, hatta Çatlıların Arapçasına da
Ama ben Cezayirli olduğunu tahmin ediyorum. Bir sufi grup gelmiş, mağaranın üstündeler. Başlarında bir zat var. Orada kaside devam ediyor. Çok ilginç efendim, ben de kulak verdim. O Ammice Arapçanın çözmeye çalışıyorum. Ne diyorlar falan. Efendim, çok ilginç. Kaside'de öyle bir şey anlatıyor ki, daha sonra döndükten sonra buldum o uydurma rivayeti. Uydurma kaynaklarda da bulamadım maalesef. Çok muahhar bir kaynak maynak değil tabii. Bir uydurma eserde. En sonunda araya peygamberimizden 900 yıl sonra yazılmış bir kitapta buldum. 900 yıl gecikmiş yani rivayet. Efendim. Peygamberimiz Sevr'e geliyor hicrette. Efendimiz işte müşrikler kovalıyorlar, bulamıyorlar. Peygamberimizi niye bulamıyorlar biliyor musunuz? Allah bir ırmak akıtıyor. Irmak Sevr'in yanından, ırmağın içine de meleklerin sürdüğü bir kayık geliyor. Kaya peygamberimiz biniyor ve gidiyor. Bayağı eğlenceli ya. Şimdi aslında var ya, bu emeğe hakarettir. Sevgili peygamberimizin emeğine bundan büyük bir hakaret. Sevre çıkanınız var mı hiç? Evet, bayağı var. Biraz daha olsa çıkamazdım dediniz hepiniz de değil mi? Eyvallah. Yani oraya çıkıyorsunuz ama bitiyorsunuz. Üstelik bir de basamaklar yapmışlar. Peygamberimiz çıktığında o basamaklar yok. Bastığınız yerden taşlar yuvarlanıyor. O basamaklar falan yok. Bir yol yok. Peygamberimiz 53 yaşında. Unutmayın. O günün yaş ortalamasının çok üstü. O günün yaş ortalaması 50'nin altında. Bunu da unutmayın. Bilim adamlarının bize verdiği rakam bu, 50'nin altı, 40-50 arası. O günün yaş ortalaması. Efendim, böyle bir ortamda hiç yol yok, Allah Resulü öyle çıkıyor. Şimdi şu, yardım geliyor mu orada Allah'ın yardımı? Geliyor. Peki oradan daha ötesi var mı? Yok, göğe tırmanması lazım. Bölgedeki en yüksek tepedir Sevr. Onu söyleyeyim. Bölgedeki en yüksek tepedir. Orada gelen yardım Sevr'in eteğinde gelemez miydi? Alemlere rahmet olan sevgili Resulümüzü oraya kadar yormanın alemi var mıydı ya Rabbi? İnsanın aklına geliyor yani. Ya Rabbi bu mübarek insan alemlere rahmet. Bu güzel insan senin seçtiğin bir peygamber. Bu insana yardım etme gücün zaten sonsuz. Ya Rabbi oraya kadar yormasan da şu dağın dibinde geliverse olmaz mıydı? Ne diyorsunuz? Olmaz. Niye? Siz Allah'ın kanunu diye bir şey duydunuz mu? Sünnetullah. Sünnetullah. Ben bittim ya Rabbi demeden yettim kulum demiyor. Bu peygamber dahi olsa. Öyle diyordu ya, Taif dönüşü, ilahi. Ya Rabbi, Ya Rabbel Mustadafi, inni eşku da'fe kuvveti, ve qillete hayleti, ve hevani anennâs. Ey Rabbim, ey Allah'ım, ey mazlumların Rabbi, gücümün tükendiğini sana şikayet ediyorum. Kuvvetimin azaldığını sana şikayet ediyorum. Düşmanlarımdan usandığımı sana şikayet ediyorum. وَلِمَنْ تَكِلُمْ Beni kimlerin eline bıraktın Allah? فَاِنْ لَمْ تَغْدَبْنِي فَلَا اُبَالِي Eğer bana gazaplanmadınsa çektiğim dertler hiçbirini aldırmıyorum Allah'ım. Toparlanıveriyor daha sonra. Hemen toparlanıyor. وَلَا تَكِلُن۪ي اِلٰى نَفْس۪ي تَرْفَتَ عَيْنِ Yeter ki beni nefsimle bir lahza baş başa bırakmaya.
biraz önce bir lahza baş başa kaldığını anlıyoruz. Beni kimin eline bıraktın deme dediği anlar, dediği saniyeler kendisiyle baş başa kaldığı anlar. Yani beni bile baş başa bırakma ya Rabbi. Biz de diyoruz kurban oldum Rabbim. Bizi de kendi içgüdülerimizle bir an baş başa bırakma ya Rabbi. Sen bizi bırakırsan tutacak kimse yok ya. Evet, biz bunu öğrendik. Biz bunu öğrendik ama bu ümmet öğrendi mi? Bu ümmet emeğin değerini öğrendi mi? Bir zamanlar Bayındırlık Bakanı'ydı bizzat. Hocam, Türkiye'nin gecekondu sorununu nasıl hallederiz dedi bana. Ben de dedim ki Türkiye'nin gecekondu sorununu tembelliğimizin adını Mehdi'lik, torpilin adını da şefaat koymaktan vazgeçtiğimiz gün halledebilirsiniz. Hani öyle demişti ya merhum Ali'ye İzzet Begoviç. Mehdi tembelliğimizin adıdır demiş. Mehdi tembelliğimizin adını Mehdi koyduk biliyor musunuz? Aslında Mehdi beklemiyoruz. Tembelliğimizin nöbetini bekliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Torpilin adını da şefaat koyduk. Sen bu ümmeti torpilden vazgeçirebilir misin? Bu ümmeti rüşvetten vazgeçirebilir misin? Bu ümmeti emek hırsızlığından vazgeçirebilir misin? Bu ümmeti rantçılıktan, beleşçilikten vazgeçirebilir misin? Adam cennete gecekondu yapıyor ya. Senin dünyan ne olmuş ki ya? Adam cennete gecekondu yapıyor. Cenneti kapatmış. Düşünsene 300 salavat oku, 300 huri kap. Huri de cennette olacağına göre. Safa bak. Bir tane, iki tane de yetmiyor. Ne kadar içinde kalmış. Aman Allah. Aman Allah. Sen ne dersin ki? Cennet beyimizin keyfine hizmet edecek arep. Aman Allah. Şu cennet tasavvuruna bakar mısınız? Emek yok. Emek yok. Öldür kertenkeleyi, al 100 şehit sevabını. İnanmazsan aç hadis kitabını bak diyor. Hadi inanma. Ondan sonra da İslamoğlu hadisleri inkar ediyor ha. Allah'tan korkmazlar. Medine'de 3 tane kuyu var, ikisi Yahudilerin, biri Müslümanların. Medineliler ömürlerinde hamam görmemişler. Hamam. Hamamı ilk defa Suriye fethedildiğinde peygamberimizin vefatından yıllar sonra gördüler. Suriye'ye gidenler, Filistin'e gidenler, Kudüs'e gidenler gördüler. Bukhari'de hamam hakkında 10 tane peygamberimize hadis söylettiler. Haberiniz var mı? Hamam nerede yahu? Şimdi en hafifi bu. En hafifi bu. Dolayısıyla Bukhari çökerse İslam çöker diyen adamı nereye koyalım biz şimdi? İslam'ı Bukhari'ye bağlayan. O zaman Bukhari 256'da vefat etti. Demek ki ondan evvel İslam yokmuş. Öyle mi? Böyle diyeceğiz, başka çaremiz yok. Ondan evvel yokmuş. Çökmüş yani. Görüyorsunuz değil mi? Bukhari'ye laf mı etti diyecekler? Yok. Benim imanıma, dinime, Rabbime, Rabbimin dinine laf ettiler. Ben Bukhari'ye laf falan etmiyorum. Onlar Kur'an'a laf ediyorlar. Onlar Kur'an'ın hatırını yıkıyorlar. Onlar Kur'an'ın hakkını yiyorlar. Kur'an'ın hakkını gasp ediyorlar. Ben sadece
Mübarek Kur'an'ın hakkını gasp etmeyin diyor. Söylediğim bu. Ama onlar o gariye laf etti. Allah'tan korkmaz, sen Allah'a laf ediyorsun. Sen Allah Resulüne laf ediyorsun. Üstelik de iftira ediyorsun. Bir kertenkeleyi öldür, 100 şehit sevabını al. Bu Hazreti Hamza'ya söyleseniz ne derdi ya? Şöyle geçsirseniz, Hazreti Hamza ile karşılaşsanız. Ya Hamza, işler nasıl? İyi, fena değil. Elhamdülillah. Allah Resulü ile beraberdik. Uhud'da bildiğiniz gibi öyle oldu. Canımızı verdik. Canımızı da Allah'a şahit gösterdik. Ya Rabbi bak, imanımın şahidini getirdim dedik. Rabbimiz de şahitliğin kabuldür dedi. Elhamdülillah. Allah'ın elinden yakamı aldım. Peki sizde nasıl? Hamza vallahi sen. Sen bir şey bilemezsin. Bölgede bir tane kertenkele de mi bulamadın? Üstelik senin gibi 100 şehit sevabı var. Sen bir şey sevabı var. Utanmaz mı insan? Hazreti Hamza'nın yüzüne nasıl bakar? Seyyid Kutup'un yüzüne nasıl bakar? Şehit olan İmam-ı Azam'ın yüzüne nasıl bakar? Bunca şehidin yüzüne nasıl bakar insan? Utanmaz mı insan? Bu memlekette emeğe saygı arıyorsunuz ha? Müslümanlar emeğe saygı göstersin diyorsunuz öyle mi? Niye saygı göstersin? Böyle bir dine inanan emeğe saygı gösterir. Her şey beleş. Bunu siyasetçi edin, siyasetin beleşine konar. Bunu ekonomist edin, ticaretçi edin, ticaretin beleşine. Rantçı ticaretçi olur, tacir olur. Bunu bilim adamı edin, bilimin intihaline konar. Başkalarının emeğine konar, beleş. Bunu götürün, filmci edin, başkalarının emeğine konar. Ne ederseniz edin, adam edemezsiniz bunu. Niye? Adamın daha inancında, dininde var. Dini rant. Anlatabiliyor muyum? Buna biz uydurulmuş din diyoruz. İnilmiş din. Dolayısıyla sevgili Resulümüz bana o sevre her görüşümde ki her zaman çıkılmaz dibine varıyorum ama gözüm yemiyor. Ya Resulallah bittin demeden Allah yetmiyormuş. Bunu bir kez daha anladım. Der içimden konuşur döner. Evet, bittim demeden Allah'ın yardımı yetmiyor. Bittik mi? Hiç bittik mi? Hani Seyyidina Nuh öyle diyordu ya. İnni mağlubun fentasır. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Aynen ayettir bu Mehmet abi. Ben mağlup oldum, bana yardıma gel diyor Allah'ımız. Hazreti Muhammed. Bittin diyor. Dolayısıyla bittin. Her nebinin bir bittim noktası vardır. Müminlerde bittim noktaları var mı acaba? Allah yolunda bittim diyecek kadar hiç koştuğunuz oldu mu? Olmadı. O zaman koşun Allah'ınıza. Ne olur koşun. Ne olur koşun. Sünnet budur. Sevgili Resulümüzün baş sünneti budur. Tüm peygamberlerin sünneti de budur. Bitinceye kadar koşmak ve bittiğiniz yerde de bittin ya Rabbi. Tabak sıyırmak değildir. Sünnet budur. Üç Muhammed'i yazmaya başladıktan sonra tabii kaynaklar elime geçti. Çok önemli iki kaynağı orada esas aldım. Biri Suyuti'nin Hasais-ül Kübrası, diğeri de Eşşifa Bitarif-i Hukuk-ül Mustafa isimli o meşhur Osmanlı döneminde hemen her evde tabii mübalağa bu da hemen evde mushaf olmaz mı şifa olurmuş. Hani Kadı Eyaz'ın Kayyab
aslında. Tabi yazın şifası. Bu ikisini ele aldım. Çok ilginç. Aldım ama almaz olaydım. Suyuti'nin bir de risalesi var. Temmilül Halek diye bir risale. Bu risalede Suyuti neyi ispat etmiş biliyor musunuz? Peygamberimizin ölmediğini aramızda dolaştı. Ya. Üstüme iyilik sağlık diyeceksiniz ama ne yapalım? Şimdi biraz önce ayet okuduk değil mi? Yani ne diyelim? Nereden yakalım? Buradan mı? Nereden yakalım? Hani buyur buradan yak diyenler için söylüyorum. Nereden yakalım? Evet. Efe immate ev gutilen galeptum. Ölür ya da öldürülürse. Ne yapalım? Efendim, bu başka bir şey. Orada şimdi bakıyorsunuz. Peygamberimizin direkt efendim bodoslama, cinsel gücü üzerinden şimdi üfürmeler başlamış. 300, yok 300 Süleyman'ındı, 700. Yok ya, 700 Davud'undu, ne yapalım, 1000'e çıkaralım. Peygamberimiz, sizin peygamberiniz döver ya, tamam aşağıya, 10'a çıkardık. Efendim, şimdi düşünebiliyor musunuz? Teri miskü amber kokardı. Hani sevgili Resulümüzün meşhur bir hadisi var ya, bana üç şey sevdirildi dünyanızdan. Habbebe ileykum. Affedersiniz efendim. Üç şey sevdirildi dünyanızdan. Efendim, güzel koku, namaz, kadın. Efendim, aslında orada namaz ayrı söyleniyor. Efendim, gözümün nuru kırıldı diyor. Cu'ileti salatu kurratu hayni. Evet. Namaz gözümün nuru kılındı. Hadisteki o şey çok ince, çok hoş bir şey var orada. Neyse. Bunun açıklamasını yapmıştım bir makalemde. Peki Peygamberimiz miskü amber kokan terini bastırmak için mi güzel kokuyu sevdi? Ya soru sormaya gerek yok zaten. Hiçbir soru soramazsınız. Orada küçük ve büyük abdesti de miskü amber. Hatta bir ileri gidiyor, tahir diyor. Desene Peygamberimiz ayak yoluna çıkınca abdest alması gerekmiyordu. Çünkü tahir bir şeyden, yani temiz bir şeyden dolayı abdest alınmaz. Oradan başladık, nereye geldik biliyor musunuz? Geldiğimiz yer, geçen 3-4 sene evvel Arap bir molla şu fetvayı aynen verdi. Hem temizdir hem temizleyicidir Allah Resulü'nün gaytası gerilebilir. Buraya geleceği belli zaten. Oradan çıkınca buraya gelir. Şimdi bakar mısınız? İnanın başka şey için söylemiyorum. Şurada sevgili Resulümüz oturuyor bazen. Onu oraya girmeyelim. Babanızı, dedenizi tanıyorsunuz değil mi? Babanızın, dedenizin yanında babanızı övmek için gelen misafirlere babam çok mübarek adamdır. Babam o kadar hoş adamdır ki babamın küçük abdesti içilebilir deseniz babanızın yüzü ne olur? Ne olur? Sevinir mi? Hayır. Ayıp ya. Ayıp. En hafifinden ayıp. Allah Resulüne ayıp. Bunlar konuşulacak şeyler mi? Bunlar kitaplara yazılacak şeyler mi? Peki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır ayetiyle ben bu örnek üzerinden nasıl amel edeceğim söyler misiniz? 50 tane örnek sayarım, saymama gerek mi var? 3 Muhammed orada. Okuyun. Orada söyledim zaten.
hiçbirinde örnek alacağım bir şey yok. Yok. Nesini örnek alacağım? Yani milletin içinde giderken boyu en uzundu. Bir tane şeyi söylememişler. Sesi en güzeldi rivayeti yok. Yok. Efendim tabii onu uyduramamışlar. Çünkü her gün namaz kıldırıyordu. Bir de sesi güzel sahabilere Kur'an okutturuyor. Anlatabiliyor. Yani ne olacak ya? Sen sevgili efendimizin büyüklüğünü bunlara mı yükledin? Senin gözünde nasıl bir insan tipi vardır Allah aşkına? Peygamberimiz insandı. Yetmez mi? İnsandı. Adamlığı öğretti bize. İnsanlığı öğretti bize. Yetmez mi? Peki Hoca ne kadar oldu? Hocam bir saat oldu. Evet. Doğru söylüyorsun değil mi? Tamam. Evet. İnsandı. Yetmez mi? Ya bazen doğru söylemiyorlar. 1,5 saat oluyor, 1 saat oldu diyorlar. Benim burada neler çektiğimi bilmiyorlar efendim. Onun için eyvallah. Peki nerede problem? Bakınız. Oradan çıktığınızda yola, orada kalmıyor bu. Bu aslında bilinçlerimizi çarpıtıyor. Bilinçlerimizi. Bakınız Kur'an'ın, mübarek Kur'an'ın elimizdeki musafların ilk suresi Fatiha'dır. Günde akşama kadar okuyoruz her rekat namazda. Fatiha'nın 1 numaralı ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İmam Azam'a göre besmele 1 numaralı ayeti değil. Onu söyleyeyim. Doğrusu da budur zaten. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mübarek Kur'an, mübarek Fatiha niye böyle başlar? Manasını da söyleyeyim. Övgülerin en güzeli ve tümü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hamd övgü demektir. Türkçe'ye başka şekilde çeviremeyiz. Övgü. Neden övgü problemini Kur'an'ın ön sözünün 1 numarasına yerleştirmiştir Kur'an? Söyler misiniz? Övgü problemi diye bir problemi mi vardır insanlığın? Bir problemden bahsediyorum bakın size. Övgü problemi. Allah o kadar önemsemiş ki övgü problemini, Kur'an'ın ön sözünün 1 numarasına getirmiş, yerleştirmiş. İnsanlığın en büyük problemi adeta demiş övgü problemidir. Ne var şu övgüde? Yererek yoldan çıkaramadığınızı överek yoldan çıkarabilirsiniz. Öyle mi? Doğru mu? Övgü problemi budur işte. Tüm şirklerin temeli övgü problemine dayanır. Tüm şirkler. Allah'tan başka ilahlık yakıştırılan herkes aslında övgü probleminden dolayı şirk koşulur. Şirk en büyük günahtır değil mi? En büyük günaha giden yolun 1 numaralı taşı övgü problemidir. Neden Kur'an böyle bir problemi başa yazıyor anlıyor musunuz? Bakın şöyle ümmete. Şöyle bakın. Aman Allah'ım. Zaten şunu söyleyeyim. Övgü problemi olan toplumlarda sövgü problemi kaçınılmazdır. Çünkü bunlar birbirinin olmazsa olmazıdır. Lazım-ı gayrı mufarifidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için bakınız, övgü ve sövgü problemi arasında denge yok. Denge yok. Onun için bizim topluma bakın, çok ilginçtir. Milli sporumuzun adını biliyor musunuz? Güreş sanıyorsunuz. Dedikodu. Ne güreşi? Güreşte zannedersin ki her yıl veya her 4 yılda bir olimpiyat şampiyonlarını biz çıkarıyoruz. Dedikodu milli sporumuz bizim, gıybet. Bakın, bu toplumu içten içe çürüten bir
beladır. Dedikodu. Değil mi? Herkes herkes hakkında konuşur. Şimdi gençler bilmezler. Belli bir yaşın üstündeki ablalarımız bilirler. Gelinlik yapmak ne demek? 50 yaşına gelir, kayınbiraderime yine gelinlik yapar. Değil mi? Bunu Çerkezler falan çok iyi bilirler. Avşarlar, Çerkezler. Efendim, el pençe divan dururlar böyle. Kayınbirader ya. Hatta gelin 20 yaşında, kayınbirader 4 yaşında abidir. Öyle değil mi? Gelinlik yapmak. Şimdi gelin olur 70 yaşında, kayınbirader de gelir 50 yaşına, 70 yaşındaki gelin yine gelinlik yapacak ona. Şimdi kalmadı da. Fakat işin ilgi kalmadığı için üzüldüğüm falan yok. Geçin bunu efendim. Yani doğal mı bu? Allah aşkına. Doğal mı? Doğal olmadığını şuradan görün. Gelinlik yüzüne gelinlik yapar, arkasını dön diyor anda başlar zaten. Anlatabiliyor muyum? Öyle olur. Bakın çocuklarınızdan çok şikayetçisiniz. Ben çocuklarınızın sizde olmayan bir artısını söyleyeyim. Çocuklarınız arkadan konuşmuyorlar, farkında mısınız? Yüzüne söylüyorlar çünkü. Daha medeniler çocuklarınız, farkında mısınız? İlişkiyi birebir kurmayı biliyorlar. Annelerinden ve babalarından, dedelerinden ve ebelerinden daha medeniler, farkında mısınız? Bir türlü onun hakkında düşündüğümüz gerçek şeyi yüzüne söyleme cesaretini gösteremiyoruz. Arkasından da yüzüne söyleyemeyeceğimiz her şeyi söylüyoruz. Bu mu yani? Bu mu? Bu mu? İçten içe çürümüşüz be. Nereden çıktı bu derseniz, rivayet kültürünün getirip bırakacağı yer burasıdır. Anlatabiliyor muyum? Rivayet kültürü bizi dedikoducu yaptı. Zira rivayet kültüründe hakikat öncelenmez. Rivayetin hatırı hakikatin hatırına öncelenir. Hakikatin hatırı rivayetin hatırına öncelenmez. Eğer öncelenmiş olsaydı şu soruyu sormak, bizim sorduğumuz gibi Hicri 3. yüzyılda yaşamış insanların sorması zor muydu? Yani rahmetli Allah taksiratını affetsin Bukhari'yi soramaz mıydı? Ya Allah'ın kulu Medine'de hamam mı vardı ki diyemez miydi? Soramaz mıydı? Sormadı. Niye sormadı? İşte bu yüzden. Anlatabiliyor muyum? Çünkü rivayetin hatırı hakikatin hatırının üstünde. Daha bu ne? Bu çok masum. Bu çok masum. Öyle şeyler naklederim ki hayret edersiniz. Şaşırırsınız. Bunu Allah Resulüne mi söyletiyorlar dersiniz. Dolayısıyla burası onun yeri değil. Ama peygamber tasavvurumuz meselesinde bakınız geldiğimiz yerde aslında peygamber tasavvurumuzun yamuk olması orada kalmıyor. İnsan tasavvurumuz bozuluyor. Daha doğrusu lider tasavvurumuz bozuluyor. Bir insanın peygamber tasavvuru yamulmuşsa o insanın lider tasavvuru, lider algısı yamulmuştur. Bugün lider seçerken de o yamuklukla seçiyor bugün. Bakışında da aynı yamukluk var liderine. Hocasına, üstadına, liderine, şeyhine, gavusuna, kutbuna, her neyse canım, ona bakışında, Resulullah'a bakışındaki yamukluk devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Nedir o? İnsan üstüleştirme. Aslında bu müşriklerin problemiydi. Peygamber gönderilen her kavmin ilk itirazı ne biliyor musunuz? Kur'an haber veriyor bunu. Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, yani hepsi Mekke müşrikleri ilk itirazları bize bir melek gönderilmeli değil miydi? Ne? Sıkıntı ne? İnsan olsa olmuyor mu? Kurtarmıyor mu insan? Niye insanı beğenmiyorsunuz? İnsanla probleminiz ne ki melek istiyorsunuz? İnsanla niye bu kadar problemlisiniz? İnsanla problemli olan müşrikler mi? İnsanla problemli olan uydurulmuş dinin bugünkü salikleri de insanla problemli. İnsanı sevmiyorlar, farkında mısınız? Onun içinde sevdiklerini insanlıktan çıkarıyorlar.
Bir daha söyleyeyim. İnsanı sevmedikleri için sevdiklerini insanlıktan çıkarıyorlar. Büyüklerimizi yoldan çıkaran küçüklerimizdir. Nasıl bir şeydir bu? Hocasını yoldan çıkaran talebe, şeyhini yoldan çıkaran mürid, üstadını yoldan çıkaran şakirt. Nasıl bir şeydir bu Allah aşkına? Bize insan dayanır mı? Bize lider dayanır mı? Dayanmaz ki. Adamı yoldan çıkarıyorsunuz. Adam ya etmeyin gözünüzü seveyim. Yani şimdi bir dediniz, bu adam var ya, bu adam yatsapsa abdestiyle sabah namazı kılıyor. Yani İmam Azam'a demişler de, eğilmiş oğlum geçin bu martavalları. Madem böyle inanıyorsunuz bir gece deneyim demiş. Efendim. Onu da başarmış mı başaramamış mı bilmiyorum. Mecbur değil zaten. Çünkü Peygamberimiz yatsaydı abdestiyle sabah namazı kılıyordu. Efendim. O da ayrı bir mesele zaten. Efendim. Eyvallah. Şimdi problem burada karşınızdaki insan. Hadi bir kere dediniz bunu. Şimdi biraz ileri gittiniz. Orada çocuklar vardı. Biraz ileride abiler. Var ya bu adam ve yatsa abdestiyle sabah namazı. Orada hasbünallah dediniz. Ve nimel vekil çektiniz. Biraz ileri gittiniz. Onların babaları bu sefer. Var ya. Yatsa abdestiyle sabah namazı. Ya acaba doğru olabilir mi? Sizde de bir şüphe başladı ya. Ya bu kadar insan yalan söyleyecek hali yok. Biraz ileri gittiniz. Onların babaları, dedeler yani. E aksakallı adamlar. Bunlar da söylüyorsa estağfurullah falan demeye başladınız. Zaten estağfurullah demeye falan başladınızsa zokayı yuttunuz demektir. Tamam artık zokayı yuttunuz. Yani oltaya geldiniz. Atladınız yani sazan gibi. Sizi götürecekler belli. Bu gidiş gidiş değil. Bu gidişin, bu yolun sonu felaket. Bu yolun sonu kainat imamlığı. Başka bir şeye çıkmıyor. Başka bir şeye çıkmıyor. Başka bir yere çıkma. Bu yolun sonu, onun izni olmadan hiçbir kedi fare bile yakalayamaz Gavslığı, kutupluğu. Haşa ve kella. Bu yolun sonu bu. Felaket. Al başına belayı. Peki Allah ne işe yarıyor? Haşa. Yani onlar bu işi yapınca Allah'a hiçbir şey kalmadı. Çünkü Allah'ın tüm niteliklerini, sıfatlarını dağıttınız, paylaştınız. Anlatabiliyor muyum? Yani, evet, Aristo'nun tanrısına döndü. Emekli. Haşa. Dolayısıyla. Görüyorsunuz değil mi? İnsan tasavvurumuz bozuluyor. İnsan. Peygamber tasavvurumuz bozulunca insan tasavvurumuz. O zaman insana doğru dürüst bakamaz oluyoruz. Sevdiğimiz zaman yoldan çıkarıyoruz, nefret ettiğimiz zaman yoldan çıkıyoruz. Bir daha kuruyorum cümleyi. Sevdiğimiz zaman sevdiğimizi yoldan çıkarıyoruz, nefret ettiğimiz zaman kendimiz yoldan çıkıyoruz. Çünkü ölçüyü kaçırıyoruz. Ölçüsüz yaşıyoruz. Evet. Ölçüyü kaçırıyoruz. Onun için peygamber tasavvurumuzu düzeltmek aslında birçok yamulan yerimizi düzeltmek anlamına geliyor. Yamulan birçok yerimiz peygamber tasavvurumuz düzelince düzelir. Ama bunu düzeltmenin yolu nedir diye sorarsanız vereceğim cevap çok net, çok açık. Size bir siyer tavsiye edeceğim. Vallahi içinde bir tek yalan yok. Vallahi de, billahi de, tallahi de. Yani 3'ten 9'a karın boş olsun diyeceğim de, yani 3-9 hikayesi biliyorsunuz yani Kur'an'ı bir boşama türü değil efendim. Yani bildiğiniz her yemin ederim. İçinde bir cümle yalan olmayan bir siyer tavsiye. Ama tek siyer, başka yok zaten. İçinde yalan olmayan başka bir siyer yazılmadı. Mübarek Kur'an. Evet.
içinde la raybe fi, hiç yalan olmayan mübarek bir siyer. Nasıl bir siyer ama biliyor musun? Eyvallah. Aynı zamanda ahlak kitabı. Kimin ahlakı? Sevgili Efendimiz. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu ilel ebed Efendimizin ahlakı. Kur'an okuyup da gelip ne okudun, ne okuyorsun diyene Peygamberimizin ahlakını okuyorum. Deyin ya, ara sıra bunu söyleyin Allah aşkına. Peygamberimizin ahlakını okuyorum. Bunu alıştırın dilinizi. Milleti şoke edin, şoke. Çünkü şok tedaviye ihtiyaç var. O kadar çarpılmış ki zihinler. Şok tedaviye ihtiyaç var. Ne okuyorsun deyince Peygamberimizin ahlakını okuyor. Allah Allah. Kim yazmış? Allah yazmış. Allah. Eyvallah. Rabbim o ahlak ile mütehallik olanlardan kılsın bizler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbimden bu ümmetin akleden, fikreden, fehmeden, tefekkür, tedebbür, tezekkür, taakkul ve tefakkur eden bir ümmete dönüşmesini niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Esselamu aleyküm.